Ekranlarda bir kırmızımız var, hemen sizlere aktaralım. Trabzonspor'a 3 güzel haber geldi. Nedir bunlar? Abdülkadir Ömür, Eren Elmalı ve Bartra Galatasaray'a karşı oynayabilecek isimler. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel bizlerle birlikte. Yunus Emre, hoş geldin yayınımıza. Galatasaray karşılaşması öncesi güzel haberler var. Detayları senden dinleyelim. Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi 3 güzel haber geldi. Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Eren Elmalı, Mark Bartra ve Abdülkadir Ömür bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Önceki gün yapılan kontrollerinde Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarında çok ciddi bir duruma rastlanmamıştı. Sadece Mark Bartra'nın kasık bölgesinde ödem meydana gelmişti. Ancak bu sabah bu oyuncu da sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Yapılan kontrollerinde herhangi bir sakatlık riski bulunmadığı tespit edilince antrenmana çıkmasına onay verildi. 3 oyuncu da, yani Abdülkadir Ömür, Eren Elmalı ve Mark Bartra, teknik ekibin görev vermesi durumunda Galatasaray ile oynayacak olan maçta forma giyebilecek. Bugün antrenmana Bakasetas çıkmadı, ancak herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Sadece tedbir amaçlı olarak dinlendirildi. Abdullah Avcı, teknik direktör Abdullah Avcı zaman zaman bu tarz dinlendirmeleri oyunculara yapıyor. O bilgisayar taramasından oyuncuların dinlendirilmesi gerektiği yönde rapor çıkınca bu şekilde bir tavır sergiliyor. Bakasetas'ın da Galatasaray maçında oynamasına engel bir durum bulunmuyor şu an itibariyle. Böylelikle son Antalyaspor maçındaki kadronun Galatasaray maçında da sahada olma ihtimalinin daha da arttığını söyleyelim. Bugün yaptığı antrenmanla da Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor. Yarın son antrenmanını yapıp İstanbul'a hareket edecek. Bu arada bir diğer gelişme de bir oyuncunun transferiyle ilgili yaşandı. Trabzonspor, İstanbulspor, Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Şen'e talip olmuştu. Bugün itibariyle transferin büyük oranda gerçekleştiğini söyleyelim. Kerem Şen kısa süre içerisinde İstanbul'a geçerek sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbulspor'da forma giyecek. İstanbulspor aynı zamanda Fode Koyta ve Lahtimi'yi de kiralık olarak istemişti. Ancak bu transferlerde şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadığını da söyleyelim Demet.